Arkadaşlarım selamlar. SML Hoca Matematik kanalındasınız. 40 soru serisi problemler kampındasınız arkadaşlarım. 16. teste kalmıştık bugün sizlerle birlikte. Şurada da gördüğünüz üzere 16. testle alakalı sana hemen uyarılarımı yapacağım ve dersime geçeceğim. 16. test sevgili arkadaşlarım. 40 soru serisi problemler fasikülümüzdeyiz. 36. ve 37. sayfaların çözümlerini yapacağız bugün sizlerle birlikte. Beraber yapacağız bu çözümleri. Hemen soruları işaret ettiriyorum. Al eline kalemi ve işaretle. Birinci soru, ikinci soru, dördüncü ve altıncı sorular mutlaka işaretlenmeli, sınavdan önce mutlaka tekrar edilmeli. Evet gençler 1, 2, 4, 6 dedik. Bugünün sihirli rakamları bunlar. Sizlerle birlikte 40 sorusu 40 soru serisi problemler kampında sevgili arkadaşlarım. Kitabınız yanınızdaysa, elinizde kaleminiz ve silginiz varsa gençler, karşınıza da ben varsam hadi daha neyi bekliyoruz ki? Geçelim dersimize. bir şey söylemeyi unuttum. Çayınızı da mutlaka yanınıza alın arkadaşlar. Çay veya kahve. Olmazsa olmazımız arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. İçeride benim bir buçuk yaşında bir kızım var. İsmi Zeynep. Onun sesi geliyorsa kusura bakmayın. Yani benim bir ofisim yok maalesef. Olmasını çok istedim ama malum kiralar arkadaşlar. Ankara'da bizim bulunduğumuz muhitte 1 artı 0 kiralar. 12 bin lira, 13 bin liralardan başlıyor. Ha, belki bu videoyu sen 6 ay sonra denk geleceksin. Hani yayınlandığı andan itibaren 6 ay geçmiş olacak. Belki de o zamanlarda 1 artı 0'lar 50 bin lira falan diye konuşacağız. Allah korusun da. Yani tabii ki hayalimiz bizim de böyle bir 1 artı 0 veya 1 artı 1 bir yere bir ofis açmak var bir hayalimiz ama inşallah bir gün gerçek olur. Ama şimdilik evdeyiz. 2 artı 1, 2 gözlü bir evde Yarın bir gün bu kendime yaptığım evdeki ofisi de bulamayacağım diye çok korkuyorum. Çünkü kız artık büyüyor ve kendine ait bir odası da olması gerekiyor diye tabii düşünüyoruz. İnşallah bir gün bir gün YouTube'suz kalmayız inşallah. <laughs> evet gençler hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım. Dedim ya şimdiden kusura bakmayın içeriden tatlı tatlı bağırıyor. Umarım gelmiyordur buraya ses mikrofonu biraz daha çevirelim. Şu an bak yine bağırdı. İnşallah duymamışsındır. İlk soru. Aşağıda aynı anda çalıştırılan, çok güzel bir sorudur. İki farklı çamaşır makinesinin belirli bir süre sonundaki görüntüleri bize gösterilmiş. Ee, mesela bunda %78, bunda %45 yazıyor. Hmm, i̇ki makinenin de dijital ekranında yaptıkları işin kalan kısmı gösteriliyor. Bak bu kalan kısımlarıymış. Öncelikle buna dikkat edeceksin. Tam bir MSU tipi soru. %78'i kaldıysa bu makine üzerine aldığı görevin henüz daha %22'sini yapmıştır. Sağdaki makinede %45'i kaldıysa %55'ini yapmıştır. Şimdi o zaman ben burada şunu söyleyebilirim. Bak kardeş 22'ye 55 bunların arasında 2'ye 5 bir oran var. 11'in 2 katı 11'in 5 katı. Tamam çok güzel. O zaman ben bunun hızına 5V dersem bu makinenin çalışması da 2V olacaktır. Buna göre hızlı olan çamaşır makinesi yani sağdaki programı bitirdiğinde yavaş olan çamaşır makinesinin dijital ekranında yazan oran yüzde kaçtır? He, şimdi dur. 5V ile çalışıyor ya ne kadar işi vardı bunun? %45'lik bir işi vardı. Şimdi 5V ile %45'i aslına bakarsan 9T gibi bir zamanda bitirir. Tamam mı? 9T yani 9 katı diyelim. Böyle zaman demeyelim de kusura bakmayın 9 katı bir oran var. O zaman 2V'nin 9 katı aynı sürede 18 yani %18'lik daha iş yapacak. E şimdi bu makinenin ekranında kalan iş %78 değil miydi? %18 daha yaparsa İşin ne kadarı kalır? %60'ı kalır. Bizden de zaten bu istenmişti. Doğru cevap E şıkkı. Şimdi bak aynı MSU tipi soru. Niye biliyor musun? Çünkü MSU'de de soruyu böyle okursun tamam mı? Ya dersin ki aha lan bu, bu kadar basit olabilir mi? Aa şimdi çözeceğim dersin lan şimdi geliyor bak sorunun çözümü geliyor dersin. Ama tam o sırada böyle tam beynine oturmayan bazı noktalar vardır. İşte kalan iş, biten iş, yapılan iş, Hız şu bu derken bir karıştırırsın, bocalarsın. Ya farklı bir şey işaretlersin, yanlış çıkar. Ya da boş bırakmak zorunda kalırsın. İnanılmaz derecede can sıkar. Hele bu var ya böyle MSV'de 10. soru civarındaysa falan. Var. Bir canın sıkıldı mı Allah! Dey ve keyfini ondan sonra. Hadi geçsin bakalım o zaman geçebiliyorsa. Gençler aman dikkat bu tarz sorularda kafa karıştırmamak için olabildiğince az miktarda şey kullanacaksın. Bak ben burada gittim 9T, 9T yazdım az daha kafam karışıyor dedim ki ya boş ver ya bu 9T'yi falan dedim. 9 kat ise 9 kat olur. Geç git. Tamam. Evet ikinci soru. Zeynep kızımın ismi. Telefon alabilmek için kumbarasına her gün aynı miktarda para atıyor. Kumbarasına attığı günlük para miktarı eğer 50 lira daha az olursa telefonun parası 10 gün daha geç birikiyor. 50 lira daha fazla olursa telefonun parası 5 gün daha önce birikiyor. Buna göre Zeynep'in kumarasına attığı günlük para miktarı soruluyor. Hmm bak inanılmaz güzel bir soru. Şimdi şöyle diyelim. Zeynep kumarasına her gün her gün A lira Tamam bizden de zaten bu isteniyor. Bu isteniyor. Ve Hedef, hedefe ne zaman ulaşsın? Hedefe T günde ulaşsın. Şimdi Zeynep'in alacağı telefon ne kadar liradır? A çarpı T liradır. Ama diyor ki burada 50 lira daha az atarsa diyor. Yani A eksi 50 lira atarsa kumbarasına. Süre diyor 10 gün uzuyor diyor. Yani T artı 10 oluyormuş. Bak bu da telefonun parası A, A çarpı T'ye eşittir. Aynı zamanda 50 lira daha fazla olursa diyor. Yani bu sefer A artı 50 lira atarsa diyor. Süre 5 gün daha önce birikiyor. t eksi 5 oluyormuş sevgili gençler. Eşittir. E bu da a çarpı t. Şimdi buradan denklemle çözelim bakalım. Gençler iyi dinleyin beni. Burada ben şunu şu tarafa dağıtırsam a çarpı t artı 10a eksi 50t eksi 500 eşittir a çarpı t dedim. Burada a çarpı t'ler her iki tarafta da var. Bir gitsinler. Eksi 500 de bu tarafa sallayalım. 10a eksi 50 t eşittir artı 500 yapsın. Hepsini 10'a böl. 10'a böl 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 hiç uğraşma. A eksi 5 t eşittir 50. Şimdi bu cepte dursun mu? Dursun be güzel kardeşim. Tamam işimize yarar yani o. Öyle yaramayacak bir bilgi değil yani. Şimdi bir de aynısını madem buraya yaptık bunun başı kel mi? Buna da uygulayalım. Dağıttım. A t eksi 5 a artı 50 t ve eksi 250 Eşittir AT dedim. Bu AT'lerden yine her iki tarafta da var. Bunlar da gitsin. Bunlar gittikten sonra geriye ne kalıyor bak? 50T eksi 5A eşittir 250 kalıyor. Bu sefer de böl 5'e hiç uğraşma. 5'e böldüm 10T eksi A eşittir 50 geldi. Bu da cepte dursun. Bu da öyle işe yaramayacak bir bilgi gibi durmuyor yani açıkçası. Şimdi ben burada A'nın bak A'nın eksi 5T'yi karşıya fırlattım. A'nın 50 artı 5T olduğunu gördüm ya. Bunu gördüm. Sonra da geldim şurada A gördüğüm yere bak A gördüğüm yere ne yazacağım? 50 artı 5T yazacağım. Eksi 50 artı 5T yazdım. Bu da eşittir kaç oluyormuş gençler? 50 mi oluyormuş? Tamam. Şimdi 10T'den 5T'yi çıkardım 5T. Şuradaki eksi 50'yi de karşıya gönderdim. mi? 100T kaçmış arkadaşlar? T tabii ki 20'nin ta kendisiymiş. Şimdi T 20 ise burası ne yapar? 200 mi yapar? Peki A kaçtır o halde? 150'nin ta kendisidir. Doğru cevabımız da zaten bizden A isteniyordu. Doğru cevap da 150 olur deriz. Bu kadar. Tamam. Bak, denklem kurduk. İşlem yaptık. Olay bitti. Bu şekilde çözüm yapabilirsin. Bu soru hem MSU tipi bir sorudur. Ama MSU'da daha fazla işlem gerektirmez bu. Daha belki daha az işlem gerektiren bir versiyonu sorulabilir. Bundan kaynaklı TYT daha yakın bir soru. TYT ile arasında ama tytye daha yakın olan bir soru niteliğinde. Evet devam. Üçüncü soru. İsmail bendeniz. Evinden işine giderken kullandığı doğrusal yolun tamamını eşit uzunlukta attığı 750 adım ile yürüyor. Hmm, peki eğer diyor İsmail diyor bak şimdi adımlarının uzunluğuna ben A demek istiyorum SML'nin tamam mı? 750 adımla gidiyorsa evi ile iş arası 750 çarpı A birimdir. Tamam 750 çarpı A santimetre diyelim. 750 çarpı A santimetre olur. İşi ile evi arası. Bizden bu isteniyor. Eğer diyor İsmail adımlarını 10 santim daha kısa atarsa yani A-10 değil. Evet A-10 olursa kusura bakmayın. A-10 santim atarsa diyor 900 atımda işe varabilecek diyor. E şimdi o zaman ben bununla bunu çarparsam 900 A-9000 yapar. Bu da eşittir. Tabii ki işiyle ev arasındaki mesafe olduğu için bu da 750 A'dır. E çok güzel ben bunu bu tarafa bunu bu tarafa gönderirsem 150 A Eşittir 9000 olur ve A da buradan 60'ın ta kendisi gelir. Çünkü 6 kere 15 90 biliyorsun. Pekala. Devam şimdi ne diyor İsmail'in evi ile iş arasındaki mesafe. A'yı bulduk ya getirip şurada yerine yazacaksın. Yani 750 çarpı 60'mış cevap. E şıklara bakıyorsun hepsi çok düşük Ne yapacağız? Bak bu santim. Unutma. Bize ne soruluyor? Metre. O zaman ben bunu ne yapacağım? 100'e böleceğim. Şuradaki sıfırla şuradaki sıfırı, buradaki sıfırla buradaki sıfırı yok ettim. 6 kere 75 ki 450 yapar. Bu da bana cevabı verir. 450 metre doğru cevap C şıkkıdır diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve devam ediyorum. Fasikülümüzdeki 124. soruyla aynı zamanda test 16'daki 4. sorudur kendileri. İşaretlettirdiğim sorulardan bir tanesi. O yüzden pü dikkat dinle tam anlayabilir TYT sorusu. Burak ve Anıl aynı iş yerinin farklı birimlerinde aynı tarihlerde işe başlamışlardır. Anıl'ın işe başlarken anlaştığı maaş tutarı 22 bin lira. Şimdi Anıl 22 bin liraya işe başlıyor çok güzel. Burak onu bilmiyoruz zaten bize de bu sorulacak tamam mı? X diyelim bize de bu soruluyor. Şimdi Burak ve Anıl'ın maaşlarıyla alakalı Burak 3 ayda bir 600 lira zam alıyor. 3 ayda bir 3 ayda 1 600 TL zam alıyor. Anıl ise ayda bir 150 lira. Ayda 1 150 TL. Tamam. İşe başladıkları zamandan 6 yıl sonra Burak ve Anıl'ın maaşları birbirine eşit olduğuna göre Buran işe başlarken anlaştığı maaş tutarı liradır? Şimdi şöyle ki 6 yıl sonra diyor ya. 6 yıl demek 6 yıl demek 72 ay demektir. Şimdi Anıl bu sırada 72 çarpı 150 lira kadar maaş zammı alacak. 6 sene sonraki maaşı bu kadar zamlı hali olacak. Şimdi ben bunu 36 kere 300 diye yazabilirim ki bu da bana 10.800'ü verir. Çünkü 3 kere 36 108'dir. 10.800 TL'lik bir zammı var Anıl'ın 6 yıl sonraki maaşında. ilk başladığı zam şey maaşa göre. Şimdi buraya bakalım. 3 ayda bir 600 lira alıyordu ya. Şimdi 1 sene 12 ay ya da direkt şöyle diyelim. 72'yi ben 3 ayda bir maaş zammı aldığı için 72'ye 3'e böldüm. 24 defa zam alacak o zaman. 24 defa 600 liralık zamlar alırsa bu da 14.400 lira maaşına zam alacak. Şimdi bir tanesi 14.400 aldı. Öteki 10.800 aldı. E, maaşları eşitlendi. Aradaki maaş farkı kaç? Kimse kusura bakmasın. Aradaki maaş farkı kaç arkadaşlar? 14.400'den 10.800'ü çıkarırsam 3.600 müdür? Demek ki işe başlarken Buran maaşı anılım maaşından 3600 küçükmüş. Yani ben 22.000'den 3600'ü çıkardığım takdirde cevabı bulacağım. Bu da bana neyi verecek? 18400'ü verecek sevgili arkadaşlarım. Şimdi cevap B. Ama ondan önce size söylemem gereken bir şey var. Bazılarınızın kitabında gençler birinci baskıda şu an kitabımızdaki maşallah diyelim ilk baskı hatamız e, dizgi hatamız demek daha doğru olur baskı değil dizgi hatası arkadaşlar gözden kaçmış burada ilk baskıda 18.200 yazıyor tamam mı 18.200 dolayısıyla bu ikinci baskıda düzeltildi yani baskı PDF'inde de düzeltildi arkadaşlar 18.200 yazıyor burada cevap bu değil 18.400 kusura bakmayın tamam sizden özür diliyorum gençler. Bu can sıkıcı bir durum. Sevmiyorum ben böyle şeyler olunca ama maalesef işte kul cool hatası yani yapılıyor. Dördüncü sorumuzun çözümünü. Yaptık ve geçtik 5'e. Tabii çayımız var dedik içmedik. Biraz da soğumuş ama içelim. Bakalım. Ha ben videoyu başlatmadım zannettim ha. Şöyle Uf, var ya şu an beynimden kaynar sular döküldü. Sonra tekrardan soğudum ha. Anlık oldu bu. Şöyle sağ tarafa baktım. Bir e, rek kısmı var. Orada süre akıyor şu an 14 13 14 14 şeklinde süre akıyor. Bir de live diye bir kısım var. Orada 0000 00, 00 yazıyor. Ben dedim ki herhalde dedim videoyu başlatmadım. Boştan yere konuşuyorum yarım saattir. Uf, vallahi var ya süper oldu. Bir çayımı içeyim ben. Evet, 5. sorum. 4 tane yanlışım, bir doğruyu götürdüğü 30 soruluk bir sınavda Fikret'in 1375 neti vardır. Buna göre Fikret'in doğru cevapladığı soru sayısı kaç farklı değer alabilir diye sorulmuş bize. Şimdi gençler, çok iyi dinliyorsun. 13.75 neti. En düşük kaç kaç doğruyla yapabilirim? E hocam 14 doğru yapmam lazım. Yani 13 doğrum varsa benim zaten 13.75 netimde olamaz, değil mi? 14 doğrum olacak en küçük. Kaç yanlışım olacak? 1 yanlışım olacak. Çünkü o 1 yanlış bize 0.25 nete mal olur. 13.75 netimiz kalır. Başka doğru sayısı 15 doğru olabilir mi mesela? 15 doğru olur ama şu an ben 13.75 neti yapabilmek için 1.25 net kırığına ihtiyacım var. E bu da 5 yanlışla mümkün. Yani bak burada şunu fark edeceksin. Sen doğru sayısını her arttırdığında, doğru sayısını her arttırdığında yanlış sayısının 4 artması lazım. Yani sen buraya 17 doğru mu yazdın güzel kardeşim? O zaman buraya 13 yanlış yazacaksın. O zaman sen buraya 18 doğru mu yazdın güzel kardeşim? O zaman buraya 17 yanlış yazacaksın. Sen buraya 19 doğru mu yaz? Dur dur lan sakin dur. Dur bir dakika. Başını alıp gitme öyle ya. Nereye? Sınavda 30 soru var. Zaten 17 doğru 13 yanlış yaptığın zaman olay bitiyor. 18 doğru 17 yanlış yapamazsın. 35 soru yapar. Zaten bunlar sağlamıyor. Bundan sonraki zaten sağlamayacak. O zaman doğru sayısının alabileceği kaç tane farklı değer varmış? 4 tane yani cevabımız Bursa seçeneği olacak gençler. Tamam 6. sorum. Ve 2 işaret koydurmuştum. Çok dikkatli dinle. Hem MSU'de hem TYT'de karşına çıkarsa hiçbir şekilde şaşırmam. Yani hiçbir şekilde. Böyle yaparım derim ki. Ben demiştim zaten derim yani. Tamam o yüzden çok ama çok iyi dinle. Bir ressam yaptığı bir resmi müzayede de yaptığı bir ha tamam yaptığı bir resmi müzayede de 12.000 TL'ye satmıştır. Kendi yazdığım soruyu okuyamayan ilk yazar olacaktım. <laughs> bir ressam yaptığı bir resmi müzayede de 12.000 liraya satmış. Şimdi bu gerçek müzayedelerde de böyle oluyor. Sanatçının sattığı eser satın alan kişi tarafından başka birine satılırsa satılan fiyatın %20'si sanatçıya komisyon olarak verilecektir. Yani aslına bakarsan bu eser sahibini korumak gibi bir şey. Örnek veriyorum sen gittin bir tane resim yaptın hocam. İnşallah bir gün hani illa mühendis olmak zorunda değilsin ya canım. Ya yani sanatçı da olabilirsin. Bu ülkenin sanatçı inanılmaz derecede ihtiyacı var. Abi sanatçı deyince aklınıza şarkıcı gelmesin tamam mı? Alelade şarkıcı gelmesin Her neyse. Ressamsın, resim yaptın ve ne bileyim hani senin işini iyi olan bir fiyata sattın. Örnek veriyorum 20 bin liraya bu resmi sattın. Ve dedin ki Lan ben sadece bir resim yaptım ve 20 bin lira para kazandım bundan dedim. Ama daha sonrasında o resmi satın alan kimse bu resmi 2 milyon liraya sattığı zaman ki şimdi kimse üzülmem ben falan demeyin yani %100 üzülürsünüz. Ulan 2 milyon eden resmi de gittim 20 bin liraya sattım falan diye üzülürsünüz. Arada 100 kat fiyat farkı var yani etmeyleme şimdi üzülürsün. Ben üzülürdüm şahsen. İşte burada bu eser hakkı diye bir şey var ya. Resmi yapan kişi sen olduğun için o adam o resmi 2 milyona satarsa %20'si senin cebine kalacak. Yani 400 bin lirasını da sen alacaksın cebine koyacaksın. Daha sonra onu sattığı kişi de bu resmi 10 milyon liraya mı sattı örnek veriyorum. %20'si yani 2 milyon lirası yine senin cebine girecek. Aynen bu şekilde gençler. Tamam mı? Burada da olay bu. 12 bin liraya satmış. 12 bin liraya satmış. Ve eğer ki bu alan kişi diyor bunu diyor satarsa diyor %20'si sanatçıya komisyon olarak verilecek. Bu eser farklı bir müzayede de ekstraya satılmış ve sanatçının bu resimden elde ettiği toplam gelir 84 bin liraya ulaşmış. Bak 12'ye satmıştı 12 bin liraya ama elde ettiği gelir 84 bin lira olmuş. Demek ki oradan ikinci bir gelir elde etmiş. Ne kadardır o ikinci gelir? 72 bin TL'dir. Ki bu da İkinci satış fiyatının %20'siydi değil mi? %20'si 72.000 TL'ymiş. O zaman %80'i de o ikinci satan kişiye mi kalmıştır? Aynen öyle. İkinci sahibe kalmıştır %80'i de. Şimdi buna göre eserin ikinci sahibinin bu resimden elde ettiği kar nedir diye soruluyor. Şimdi bir kere %20'si 72.000 ise geriye kalan %80'i bunun 4 katıdır. Bunun 4 katı da 288.000 lira yapar. Hemen gidip işaretleme. Neden? Çünkü bu adam şimdi 288.000 liraya bu resmi sattı, yani pardon özür dilerim 72 artı 280 360 bin liraya sattı. 20'sini eser sahibine verdi, 288 bin lira cebine kaldı gibi düşünme. Çünkü bu adam, bu adam zaten gidip öncesinde resmi satın almıştı bir maliyeti var yani. O maliyeti buradan çıkarman gerekiyor. Çıkardığın takdirde de 276 bin TL'yi bulursun. O halde doğru cevabımız da eşit olur sevgili arkadaşlar. Altıncı soruyu işaretleyin demiştim. Bakın ne kadar kısa bir işlemi var ama ne kadar tatlı ve keyifli bir soru. İşte ÖSYM'nin aradığı şey bu. Ve de gençler devam ediyorum. 7. sorumla eş kapasiteli. Tam, tam bir YGS LYS sorusu. Tam bir YGS LYS i. ama işçi problemlerinde sevgili arkadaşlarım. Bunu anlamlandırabilmek adına çok öğretici bir soru olduğu için bu soruyu koydum. Aynı zamanda ÖSYM artık bu şekilde işçidir, ee, havuzdur problemleri çok sormuyor biliyorsun. Ama bunu farklı bir videoda konuşacağız seninle. Problemleri ayırt etmeden karma biçimde nasıl halledebilirsin? Kategorize etmek sana fayda mı sağlıyor, zarar mı sağlıyor? Bunları konuşacağız o videoda ama şimdi önce şu soruyu bir çözelim. Şimdi eş kapasiteli 30 tane işçi birbirinden farklı sayıda iki gruba ayrılıyor. Belli bir işi birinci gruptaki işçiler A bölü 3 ötekiler A bölü 2 günde. Şimdi ben bunlar arasındaki oranı nasıl bulabilirim? Şimdi bunlar arasındaki fark Oran özür dilerim. A bölü 3'ü A bölü 2'ye oranladığın takdirde bak. A'lar gidiyor. Ters çevirip çarptığın takdirde de ne geliyor arkadaşım? 2 bölü 3 geliyor. Yani aslına bakarsan. Aslına bakarsan. Burası 2 e, T ise burası 3 T'dir diyebiliriz. Tamam 2 T'ye 3 T. Güzel 2 bölü 3'ü buluyoruz çünkü. Artık A bölü 3 gün ve A bölü 2 gün diyoruz ya. Bunlara 2 T ve 3 T gün diyelim. Şimdi burası 2T günde bitiriyorsa, burası 3T günde bitiriyorsa demek ki burada daha fazla işçi vardır. Ve ne kadar işçi vardır? 3x tane işçi varsa burada 2x tane işçi olmak zorundadır. Çünkü ters orantılıdır. İşçi sayısını artırırsan yapılan gün miktarı azalır. Yani işin yapılma süresi azalır. İşçi arttı, gün azaldı. Bu yüzden de ters orantı vardır. 2'ye 3 ise 3'e 2'dir. Güzel. Şimdi 3x tane burada, 2x tane burada mı işçi var? E toplam hocam 5x işçi yapar ki burada 30 tane işçiden bahsediyorduk. 5x eşittir 30 ise x eşittir kaçtır? 6. Demek ki burada 18 işçi var. Demek ki burada 12 işçi var. Çok güzel. Şimdi 18 işçi, bak 18 işçi işin tamamını A bölü 3 günde mi yapıyordu? Evet. Şimdi aynı 18 tane işçiden bahsedeceğiz sorunun devamında. Bu işçilerden herhangi bir tanesi Aynı işin yarısını kaç günde yapabilir? Şimdi bu 18 işçi işin yarısını. Bunlar A bölü 3 günde yapıyordu ya. işin yarısını kaç günde yapar? 2'ye e, bölerim. A bölü 6 gün sürer bu. Şimdi 18 tane işçi A bölü 6 gün çalışarak belli bir işi yapıyorlarsa burası artık işin tamamı demektir. Bu işçilerden bir tanesi kaç günde yapar? E, birine neyi çarparsam buna eşit olur diye soruluyor. 18'i 6'ya böldüm 3 A yapar. Demek ki bir tane işçimiz... 3A sürede yapar bunu. Cevap eş olur diyebiliriz. Ve artık son sorumuz sevgili arkadaşlar Birazcık da şöyle yaklaşalım. Daha sonrasında videosunu uyarılarımla bitireceğim ders. %60'ı şeker olan bir miktar şekerli su karışımına. %60'ı şekerse hemen 60K şeker diyorum. Ve 40K'sı da sudur diyorum. Kabul. Diyor ki karışımdaki şeker miktarının %20'si kadar. Şimdi 60K'nın %20'sine 12K. Diyor ki 12K diyor. Şeker koyacaksın buna diyor. Ekleyeceksin diyor. Karışımdaki su miktarının %80'i kadar diyor. Bunun %80'i 4 kere 8 32 yapar. 32K'da diyor. Su koyacaksın buna diyor. Bunlar eklendikten sonra son durumda karışımdaki su miktarının şeker miktarına oranı yüzde kaçtır? Şimdi bir dakika. Bunu buna ekledim. Ne oldu? 72K şeker mi oldu? Evet. Bunu buna ekledim. Ne oldu? 72K'da su mu oldu? Lan bir dakika şeker bu su birbirine eşit oldu. Evet. Yani yarısı bundan yarısı bundan mı? O zaman kesin %50'dir değil mi? Dur hemen atlama öyle be güzel kardeşim. Lütfen ya. Hemen atlama. 72'ye 72. Diyor ki su miktarının şeker miktarına oranı diyor. E bunun buna oranı kaç? 1. Ben bu 1'i yüzde olarak nasıl ifade ederim? Bu 1'i şöyle yazarsan oku bakayım bunu. %100 yani cevabımız ne olacakmış? %100 olacakmış arkadaşlar ki %100 demek 1 demektir biliyorsun. Demek ki cevabımız A seçeneği olacaktı diyebiliriz. Evet arkadaşlarım artık videomuzun sonuna geldik. Test 16'yı bitirdik. 17. testimize geçiş yapacağız. 17. teste geçerken de bu testteki 16. testteki sevgili arkadaşlarım sana uyarılarını yaptığım soruları mutlak surette videoyu durdurduktan sonra hani ben ekrandan kayboluyorum ya görüşürüz falan diyorum ekrandan kayboluyorum ya. O sırada bir durdur her şeyi YouTube'u mutlu YouTube bir kapat aç önüne kitabını de ki he bak hocanın işaret sorular 1 2 4 ve 6. sorulardı ve ben bu sorularda Hoca şunlara 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 dikkat et demişti. Bu soruyu şöyle çözmüştü. Bu soruyu da böyle çözmüştü. 3 dakikanı almaz bak. 3 dakikanı almaz. O 3 dakikada nasıl çözdüğümüzün tekrarını yap. Ondan kapat kitabını. Artık hangi dersini istiyorsan ona çalış. Matematik çalışacaksan bu gel yine bekleriz yani sıkıntı yok tamam. Evet arkadaşlarım sonraki videomuzda 17. testte görüşürüz. Sizleri tabii ki de çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.